Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ağustos ayına hoş geldiniz. Evet sevgili koçlar, yeni aya güzel bir yeni ayla başlayacağız. Aslan burcunda olacak bu yeni ay. Koçlar için güzel bir yeni ay. Aslan burcunda olduğu için Uranüs ve Güneş arasında da güzel üçgen bir açı var yeni ay sırasında. Jüpiter Plüton karşıtlığı yine Aslan burcunu etkileyecek bir görünüm. Aslan burcu yeni ayları koçların 5. evinde doğuyor. Aşk, çocuk, mutluluk. Evet. Aslında şu anda Ağustos ayında gökyüzü konumu da iyi olduğu için yaklaşık olarak bu 6 Ağustos'tan itibaren hı hı. başlayacak gezegen etkisiyle beraber bir 14 günlük dönemde hı hı. pek çok koç evet. aşık olacak, yeni hı hı. ilişkilerle karşılaşacak, bazıları hamile kalacak, bazıları şans oyunlarında küçük de olsa başarılar yakalayacak. Hı hı. Yani tatile de gidecekler var. Kendilerini daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli hissedecekleri bir pozisyonda. Tek sorunumuz yönetici gezegenlerin Mars'ın Yengeç burcunda çok güçlü olmaması. Evet. Mars'ın yeterince güçlü olmaması, Plütonlara biraz böyle karşıt gerginlikler olması, büyük abi ve küçük abinin. Bundan dolayı bu yeni aydaki etkilere ulaşmak için mücadele etmeleri gerek. Mücadele zaten koçlar bir sürede alıştılar. Alıştılar. Mücadele etmeye alıştılar. Alıştılar, savaşıyorlar, mücadele ediyorlar. Evet. Çünkü bu yeni ay öyle her şeyin havadan böyle armut piş olacağı bir yeni ay değil. Hı hı. Ya mesela bir hanımefendiden hoşlanıyorsa onun için mücadele edecek. Hı hı. Bir işe girmek istiyorsa onun için mücadele edecek. Eğer ailesel bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışacak. Bir ev kiralarken bile mücadele etmek zorunda. Evet. Ama sonunda o kazanacak. Evet. Diyebileceğimiz bir döngü. Bir de günlük bazı gezegen açıları var koçlar için. Onlara ne düşünüyorsun? Evet, 8 Ağustos'ta Merkür Aslan'a geçecek. Artık bir süredir sürekli ev, aile konularıyla ilgileniyordu koçlar. Merkür Aslan'a geçince tabii biraz daha eğlence, iletişim, sosyal seyahate gider bir kısmı. Hayat, tatil imkanları biraz daha artabilir. Bir kısmı seyahate gider, bir kısmı arkadaş ilişkileri artar, bir kısmı flört eder. Yani bir kısmı kendisinden genç sevgili bulur Merkür. Bir kısmı da Merkür Aslan etkisi nedir? Evet. Direkt şey yapacaktır. Merkür Aslan etkisi çocuk. Yani çocuklarla ilgili belki güzel haberler. Eğitimleriyle alakalı da olabilir çocukların. 11 Ağustos'a dikkat etmek lazım. Merkür kare Satürn var. Burada işte beklenmedik sorunlar, aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili iletişim sıkıntıları olacaktır. O 1-2 günlük bir maddi sorun da yaratır. Evet, bir kısıtlanma, bir yetersizlik hissi olabilir. 16 Ağustos'ta Venüs Terazi Burcu'na geçecek. Venüs Terazi Burcu'na geçince ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konularda koçları güzel, daha da güzel etkileyecek bir bölgeye var. Geliyor. Evet, evet. 21 Ağustos Kova Burcu'nda Dolunay, bu önemli bir Dolunay evet. koçlar için. Evet. Çünkü kendi doğum haritalarında 120'lik yapan bir Dolunay. Evet. Ve Dolunay haritanın birinci evinde Jüpiter-Uranüs karesi var. Şimdi Jüpiter-Uranüs karesi olduğu için koçlarda baktığımızda Jüpiter'in pozisyonu hı hı. 4. ev üzerinden gelmiş. Uranüs'e baktığımızda da 7. Hı. Yani aslında bu yeni ay aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili güzel haberlere sebebiyet verirken bunun yanında sosyal çevre, hı hı. sosyal arkadaşlıklar, kalabalık gruplara girme, kalabalık ortamlar arasında kendisini göstermeye sebebiyet veriyor. Belki bir dilekleri, bir istedikleri de gerçekleşebilir değil mi? 11. ev dolunayı evet. çünkü bu. Belki bir arzu gerçekleşiyor. Evet, bir dilek dolunayı. Gerçekleşiyor. 11. ev arzular ve umutlar evidir. Evet. Zaten ben bu Ağustos dolunaylarını şundan dolayı severim. 11. ev böyle Kova hı hı. burcu dolunayları göçmen kuşlarla alakalı bir dolunaydır. Evet. Kuşların göç etme mevsiminin geldiğini de gösterir bu dolunay evet. bir de. Evet. Bir de bu Blue Moon dediğimiz süper dolunay evet. sınıfının mavi ay dediğimiz yapısı ikinci kez Kova Burcu'nda dolunay anlamına hı-hı. geliyor. Hı-hı. Mesela bak şöyle söyleyebilirsin. Bir Kova Burcu için basit açıklamasıyla nedir hı-hı. biliyor musun? Boşanmak ve evlenmek anlamına gelir. Blue Kova Moon. Burcu için. Bir Kova Burcu evet. için. Hı-hı. Mesela bir Koç Burcu için iki kere seyahate çıkmak. Evet. Veya bir işte Koç burcu için bir sevgiliden ayrılıp hemen arkasından sevgiliyle karşılaşmak dediğimiz çift kısmet. İşle ilgili de kısmet olabilir. Gelirlerle alakalı. Gelirleri de arttırır. İş gelirleriyle ilgili. Evet arttırır. Etkiler de olabilir orada. Ay sonuna doğru zaten bu 2 haftalık dönem
ayın sonuna kadar devam edecek bir dolunay. Bu dolunayın da güzel olacağını ben düşünüyorum ama bir şey unutmamak lazım. Tabii ki burada Venüs'ün pozisyonu biraz müsifliğe sebebiyet verebilecek durumda. Evet, ay sonunda. Bu arada 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek. 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na çalışmaya geçecek. Başlayacak. Artık iş ve çalışma ve günlük hayatlarındaki yoğunluk biraz daha artabilir. Koçların tatilin bittiği bir dönem oluyor. 25-26 Ağustos'ta evet. O sosyal çevre, işte düğünler, nişanlar, toplantılar. 25 Ağustos'tan itibaren çok ciddi bir iş dönemi başlıyor. 24 Ağustos'ta Venüs kare Plüton var. Orada bir sıkıntı var. İş ortamında bir gerginlik biraz var. Biraz ilişkiler, ortakla ilgili, belki iş yeriyle ilgili bazı konularda fikir anlaşmazlıkları olabilir. Veya maddi konularda biraz sıkıntı hissedilebilir. Evet, evet. Ama ben gene de iyi diyorum. Bu şu 28 Ağustos'ta Mars Aslan Burcu'na giriyor. Evet. Dolunay ve yeni ayın etkisini arttırıyor arkadaşlar. Çok da keyifli bir döneme giriyorlar. Sevgili Koç, seni çok seviyoruz. Güzel bir dönemin eşiğindesin. Kıymetini bil. Sevgili Koçlar, aylık yorumlarınızı takip ediniz, haftalıkları takip ediniz ve günlük yorumlarınızı da takip etmeyi unutmayınız. Bunları yapmanız için bilinç okuruna tıklamanız yeterli. Aloha, sevgiler. Hoşçakalın.